rektum kanserleri önemli bir sağlık sorunu olmaya devam etmektedir. Rektum kanserleri, bağırsak kanserlerinin %20'sini ve rektosigmoid bölge dediğimiz, yani kadın bağırsağın son kısmı olan rektumun bittiği, daha sonraki S şeklindeki sigmoid kolonun başladığı bölümde de tüm kalın bağırsak kanserlerinin %10'u yaradır. Böylelikle rektum kanserleri tümüyle kalın bağırsak kanserlerinin rektosigmoid bölgeye dahil edildiğinde 1/3'ünü oluştururlar. Erkeklerde kadınlara oranla biraz daha sık görülürler. Çoğunlukla belirti olarak makattan kanama, makatta dolgunluk hissi, zor dışkılama, dışkı çapında incelme, dışkının üzerinde kan görülmesi gibi belirtiler gösterilir. Bu tür yakınmaların varlığında mutlaka bir genel cerrahi uzmanına müracaatta ciddi yarar vardır ve bu durumda ön planda hastaya kolonoskopi adını verdiğimiz tetkikle başlanarak daha birçok bir dizi tetkik yapılarak tanı koyulur. Tanı konulduktan sonra rektumun alt, yani makata yakın olan bölümü, orta ya da üst bölümü olmak üzere biz 3 bölümde inceleriz. Burada yer aldığı bölüme uygun olarak bir tedavi tercih edilir. Burada çoğunlukla cerrahi tedavi, yani ameliyat, kemoterapi yani ilaç tedavisi, radyoterapi yani ışın tedavisi uygulanmaktadır. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.